at all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it, getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began, to start again. Oh, you won't see the light until the dark. Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi farklı bir ortamdayız. Usta balıkçılardan Erol kardeşimiz, Özgür kardeşim, benim eski dostlarımdan, Karasu'dan. Onlarla birlikte bugün Akgöl'e geldik arkadaşlar. Sakarya sınırları içerisinde. Turna balığı avına çıkacağız biraz sonra. Ben de ilk defa değişik bir sistemle, kayıkla, göl kayığıyla arkadaşlar. Göl kayığına hiç binmemiş. Göl kayığıyla ava çıkacağız. Ve inşallah nasibimizde varsa turnaları yakalayacağız. Bize rast gelsin. Size de iyi seyirler diliyorum. Bakalım bugün ne yaşayacağız? Skor tahminin var mı? Güzel balık alacağımıza inanıyorum. Ama Erol abinin olduğu yerde balık almadan ben zannetmiyorum. Balık alınmadan geri gelmemek için. Tamam, ben de biraz inatçıyım. Yani. O yüzden bekleyeceğiz balığımızı inşallah. Hayırlısı birer olsun. Tane de olsa alalım. Gölde görüşmek üzere arkadaşlar. Burası ne kadar büyüktü, bu gördüğümüz kadar mı? Abi burası şu sol taraf var. İleride Gölken tarafı var. Şu taraf sağ taraf bakır. Bağlantılı mı birbirleriyle? Hep bağlantılı. Tekneyle gidiliyor mu ya? Tabi tabi. Burada büyük kayıkla bile her tarafı geziyoruz ya. Burada deniz gibi ya. Güzel, çok güzel. Deniz gibi. Pervane ot noktalama işi oluyor. Şimdi şey yapıyoruz. Şu dibimiz zaten biraz ot. Şurada kürekle çıkıyorum. Şu gördüğümüz böyle normal açık olan yerden sonra pervane. Kırpıntılı alanda. Kırpıntılı alanda şey yapıyoruz. Normalde sarıyor mu hani böyle gürsen sazların içine? Tabii tabii sarar. Sarıyor değil mi? Sarar. Buranın bir şöyle bak, geçen mesela geldiğim gibi şöyle dibi biraz yosunludur. Evet. Otludur. Ot sardım, o sıkıntı yapıyor. Bıçakla keseceğim. İp aynen. Gibi yani değil mi? Aynen, ip gibi. Bir de bak farkında sen, hep yapışmış bak bu evet. Şey. Görüyor musun? Bu zaten o kadar sıkıntı. Olacak ama yani ya yapacak oluyor. Bir şey yok. O gülü seven dikenle katlanacak. Biz, o kadar oluyor. Bizi yormadıktan sonra hiç sıkıntı olmuyor. Evet. Ama biliyorsun pahalı bir motora yazık olur burada. Yazık olur. Hiç gerek yok abi. 1300 lira mı? 1500 lira mı? Öyle bir maliyeti var. Ben o zaman 1200 liraya falan almıştım. Şimdi 1500 liradır en fazla, en baba. Bu sana ömürlük yeter. Evet. Evet arkadaşlar, bu motoru görüyorsunuz. Fındıkların diplerine tırpanladığımız tırpan motorunun motoru. Altta da bir şaft yapmışlar bu şekilde. Göl motoru olmuş. Çok hafif. Yani tekerle. Ağrıçtan satılıyor. Tekerle kaldırıyor. Yani fiyatı da uygun arkadaşlar. Fiyatı da çok uzun. Yakıtı hiç yok zaten. Bir 20 liralık benzin almıştım. 5 saat gider herhalde. Fazla yani, burada şey yapar. Akşama kadar evet, getirir. Evet harika, gördüğünüz gibi. Diğer göllerde avlanan arkadaşlara da bu tarzda pratik çözümler. Aynen. Evet, kayığımız bu. Bugün bununla inşallah 3 kişi. Kontra plak mı Özgür bu? Yok yok, ağaç kayığı. Ağaç, bildiğin ağaç. Tahta yani. Aynen, geçen balığa geldiğimizde tekrar su dolduruyorum açmasın diye. Perç var mı? Levrek yani. Var var, burada çok var o. Gelir mi aynı oltaya? Şu an belki denk gelirsek atarız. Lerebe daha çok işe yarar. Thank you.
Bunu kullanıyorum bu sefer. Çok mu küçük? Yutar mı? Çelik tel kullanamam ben. Çelik telim yok maalesef, kullanamayacağım. Koparırsa koparsın. Evet, Tiger desen küçük 9-10 gramlık bir raparamız var. Bununla deneyeceğiz bugün. Vurmazsa değiştireceğiz. Şimdi kaşıkla deniyoruz. Beyaz rapalayla deniyoruz. Tiger'la deniyoruz. Kırmızı kafa. Üşenmeyeceksin. Ya dipte ne kadar çok geliyorsa o kadar daha güzel balık bulur da şu an. Erol yosunları topluyor dipte. Çok dipten geliyor. Kaşık ağır geliyor dipten de, o yüzden kaşık atıyorum ben bunu. Hangine? O çok derin dalar ya. O takarsın onu. Onu çok yavaş çekeceğiz. Sonra attıktan sonra yavaş yavaş zinciri al da şu karşıya geçelim. Tamam. Yavaş yavaş deneye öyle gidelim. Büyük gaga. Yok, balık gezmeye başlıyor o zaman. Her atışta balık alırsın orada. Evet. Demin sanki vurdu gibi geldi. Yosun olsa yosun çıkardı. Yosun değildi herhalde. Su seviyesi çok yüksek şu an Mustafa abi. Değil mi? Metreden su düşecek ki anca balık yakalanır. Şu anda erken. Erken ha. Burada erken ama değil mi? Aynen. Şu an burada baya erken, baya yüksek. Daha tarlalardaki su çekmedi. Çekmedi değil mi? Hala geliyor. Sakarya'da da yüksek su. Aynen. Daha. Geçen aldınız ama değil mi? Aynen. Haberleştik ya. Aynen. 5 tane falan vardı. Sen hatta ben seni Facebook'ta gördüm, kameraya çekmişsin diğer arkadaşı. Şey yapmışım. Bir şey atlıyor ama bir şey. Tam belki olmayabilir ama bir iki saat sonra o sıcak tam şey yaptığı zaman olabilir. Evet. Atlıyor.
bak bu kayığın zevki. Bırakayım mı? Hazır zaten, hemen bırakayım. Ya eskiden bunlar yoktu da sonradan aynen. Ticaret piyasa hızlansın diye Özgür'e ben aynen. Gidiyordum önceden. Oradan bir kamış aynen. Ve şey. Eskiden şey yoktu. Yani plastik değil. Kol bilmem ne aynen. Falan. Bilmiyorduk orada herhalde. Tamam, biz bilmiyorduk yani. Bizim buralarda yok. Senin bana verdiğin kamışların hepsi duruyor ama şu anda hiçbirini beğenmiyorum. Kaç tane kamış var? Ya adam geliyor bize dükkanda diyordu ki o zaman. Biz şeyde denizde kaşık atıyorum, balık yakalıyorum. Ulan içimden dedim ki ya ulan nasıl kandırıyor adam bizi? Yani kaşık atacak, demire denizde balık yakalayacak. Neden sonra o bir bakıyor, oh Allah Allah her gitme adamın kova dolu. Neyle yakaladın, yemli mi yok? Kaşıkla. Sonra dedi ki biz çağ atladık, bizim bunlar... Balık değişti huyu. Şimdi kaşıkla Özgür yakalıyor mu? Önüne de 3 tane tüy taktım içine kopu. Tüye de vuruyor arada. Onunla ben de yakaladım aynen o taktikle. Ondan sonra adam dedi ki o kaşık nerede? Şöyle şurada. O zaman Hansen'i ilk şeye getirmiş yani. Hansen vardı ucunda. Yakalıyorum. Bana demiş tüylü kaşık ver. Abi tüylü kaşık ne? Hangisi? Ne bileyim. Aradı beni. Dedim Hansen'in önüne tüy taktım ondan dedi. Ben normal çaparının arkasına takıyordum Hansen'i. İş yapıyor mu çapara arkası? Tabii, ben tabii. Çok yakaladım öyle. Üçlü, beşli yaptım. Çaparaya geliyor mu peki? Tabii. Yoksa kaşağa mı geliyor? Kaşağa da geliyor, çaparaya da vuruyor. Çaparaya da mı vuruyor? Ben 3 tane yakaladım bir seferde çinokop öyle. Allah Allah. Çaparayın onlu çaparası da var. Atabilirsin direkt hiç kaşıksın. Yok var da ona vurmuyor. Ama ben çaparayla çok denedim bu sene. Ama açıkta yakal, kıyıda vurmuyor. Hiç alamadım ya. Kıyıdan aldık biz bir sene. Çok iyi hatırlıyorum. Akkum'da. Ben onu anlayamıyorum. Sene sene niye seçiyor bu balık yani? Bir çaparaya vuruyor, bir vurmuyor. Bakarsan bu sene bir rapalaya vurdu. Bir gün önce kaşığa vurdu, bir gün sonra rapalaya vurdu. Yani ama ben hep kaşıkla aldım, hiç rapalayla. Bak, ocağın beşi diyeyim sana. Beşinde kaşıkla aldı, herkes aldı. Bir gün sonra vurmadı. Ben şey taktım o al denteyi. Azenteyi takanlar, balığı doğradı, rapala takanlar, kaşık atıyor da millet rapalası olmayanlar, alamadım. O gün de çok güzeldi, son günü. Kıyıdan mı? Ocakta, kıyıdan ya biz. Kardeşimizde öpelim. Balık bulucu var mı senin teknede? Var. Tabii canım, hepsini... Kuyuların başında oluyor genelde. Aynen, o balık yazıyor, anlıyoruz onu. Palamut şeyi falan, tabii işi bilen anlıyor, tam şey yapamıyoruz ama... Mesela balık yazıyor, yoğun balık yazdığı zaman dedi başlıyor, bir oldu atıyorum, çaparı dolu geliyor. Ben bu sene istavrita atarken çok hamsi yakaladım ya, büyük büyük. Aynen, aynı hamsi yakalamış diyorlar. Çok hamsi yakaladım. Bu ne dedim ya? Ayıklarken farkına varmışım. Akşamüstü yakaladım bir de. Atıyorum sürekli yakalayıp. Balığı ayıklıyorum akşam. Hamsi geliyor elime. Ulan hocam nereden geldi çapara? Hamsi güzeldi ama iri hamsi. Çaparaya gelenler iriydi. Biz kazakla terler miyiz dedik. Rüzgar delmeye başladı. Erol üşümedin mi sen? Soğuk. Soğuk değil mi? Bu rüzgar böyle 1-2 saat devam ederse hasta edersin. Aldın mı? Burada kıyıdan atma yerleri karşı tarafta mı var acaba çimenlikler? Bir de Gölkent tarafında var. Gölkent tarafında değil mi? Öbür tarafta karşıda. Orada da çok az.
Buralara kasıkla da giremezsin değil mi? Abi hiç giremezsin. Geçer boyunu. Aha vurdu. Yapma ya. Hadi be. Geliyor mu? Oltada şu an. Oo, hadi bakın siftahı yaptı. Evet, ilk balığımızı aldık. Çok şükür. Elle mi tutacaksın? Çekeyim istersen olsun. Bu da sağ sarılmış. Oha! Oha! Oo, güzel balık. Hadi bakalım. Kaşağı vurdu ha. Oh. Ah. Maşallah. 45 santim, 50 santimlik bir balık. Hı, ölçeceğiz şimdi. Yani, tahmin edin. Limitler üstünde. Elini oynatırma. Elin. Abi yer elini. Ha. Ha. Bırak. Evet arkadaşlar. Dişleri görüyor musunuz arkadaşlar? Balığın dişlerini. Kepçesiz bu iş. Şöyle yakından size gösterebildiğim ölçüde balığın ağzını. İki sefer vurdu bıraktı onu. Öyle mi? Peşine mi şey yaptı? İki sefer vurdu bıraktı, vurdu bıraktı. Ama bak birini sırtından yakalamışsın bak. Sırtında yaralı. Olabilir. Yok. Kaşa. Kanca. O bunun yarası değil. Bunun değil, değil mi? Yok, iki sefer vurdu dedim ki ota vurdum herhalde. Son anda baktım yap. O daha büyük bir balığın yarası. Evet tahmininiz de ne kadar ağırlığı? 1 kilo yoksa da 1 kilo hemen hemen yakındır. Şimdi 100 gram şu aparatımız, ben ölçtüm bunu. 850 gram yani bununla birlikte 950 gram gelmesi lazım. Sağlam olmuş. Büyük sağlam balıklar olmuş. Var yani ha. Var şimdi o denk gelir. Belki de şimdi vurdu yani. Tam 1 kilo 25 gram 925 gram yani balığımız. 1 kiloya yakın değil mi? 1 kiloya hemen hemen yakındır dedim. Evet. 100 gram mı geliyor? Bu 100 gram geliyor. Rastgele evet. Mustafa abi. Evet rastgele. Valla ben sizden fazla seviniyorum sizi yakalayınca ya. Ya yakalarız. Bu aralar suyun su seviyesi biraz yüksek olduğu için balık randımanla vuruyor. Evet çok güzel. Şöyle bir metre daha su düştüğünden. Boyunu da ölçeceğiz ama hemen. O zaman balık buradaki şeyi. Balığımızın boyunu da ölçelim hemen. Tahmin. 50 santim. 48, 49. Evet arkadaşlar balığın boyunu ölçüyorum şu anda. Görüyorsunuz şuradan tutuyorum. Oh. Gel buraya gitme. Gel. Gidemezsin bununla. 52 santim. Limit zaten 40 santim. Evet. Benim üstümde. Kaşıkla aldın değil mi? Ben o otada iki sefer vurdu o. Bir vurdu dedim balık diyecek. Tam vurdu diyecektim. Başka bıraktı. Vallahi ama iki taraftan saldırmışlar ya. O daha önceden bir darbe almış. Baya yani balık darbeli bir balık. Aynen. Arkadaşlar bakın kendini, şuradan. Kendini zor kurtardın. Şuradan. Aynen. Kendini öyle kurtardı ama. Şuradan balık. Resmen bir darbe almış ama bak altlı üstü de almış yani şöyle. Tek darbe almış. Tek darbe almış. Yani bu balığa darbe atan balığı düşünemiyorum ben burada. Birazdan yakalayacağız. Onu da birazdan yakalayacağız. Arkadaşlar yosunlara takılıyor arada bir gelirken rapala. Heyecanlandırıyor bizi ya. Balık vuruyor diye. Yani derin dalardan cay. Derin değil yavaş. Ortadaki yosunlara yani şeye takılıyor. Dibe dalmıyor zaten. Suyun üstünde yüzüyor ya yosunlar. Ortada da yüzüyor demek ki. Ya da balık. Aldı mı? Abi çeçek biraz daha kıyıya yanaşalım. Tamam. Kıyıya doğru atalım diyorsun. Kıyıya atalım burası biraz şey. Rüzgardan atılmıyor da. İp toplanıyor. Alttan mı aldın? Aha geliyor. Yok. Bıraktı. Vurdu bıraktı. Yosun gelmiyorsa yok. Balık duru. Balık vurdu bıraktı. Niye yakalamıyor bu ya? Anlamadım. Yakalar. Kancası bitti. Kancası ufak. Ufak onun. Ufak onun aynen. Ama olsun alır onu. Yeter kalsın ya.
Küçük balık da gelmiyor ha Özgür. Hep aynı boy balıklar. Küçükleri şey yapmıyor zaten ha. Biraz daha şey olsun, iyi balıklar var. Umar varsa 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Ne diyorsun ya? Heyecanlandırma bizi. Ben bunu ne yaptım biliyor musun Özgür? Ortadan kafayı koparıp ortadan bıçakla filoto, orta kılçığını öteki taraftan da filoto, derisini filoto. Bitti. Ondan sonra bir de çiziyorum şöyle ince ince. Bir de bunu 7 çeşit baharatla, elma sirkesi var ya. He. Bununla bir yoğur, şöyle dolabın soğuk olan yerinde böyle 2-3 saat bekletin, içine işlesin, o zaman acayip güzel olur. Oo. Onu denemedim. O dediğim gibi yaparsan daha şey olur. Terbiye diyorlar ona, burada süper oluyor. O zaman böyle erime sirkesi bunun kokusunu alıyor. Koku yok ki hiç şey bizim bu, yakaladıklarımızda. Yok, yok, kokudan ziyade şey mesela o. Bir tanesini yedim ben onu. Oluyor. Aha da geldi. Ha, ot almış seninki. Benimki ot değildi. Tık bu anki oklamalı lezzetli olur. Lezzetli ben. Yani bembeyaz kar gibi eti var. Aynen, hem havyarına da dökmüş. Palamut gibi içi tertemiz yani. Aynen. Çıkıyor. Havyarını da döktüğü için kokmaz. Harika ya. Çizdim bir de onu ince ince. Bir de bana dediler ki margarin de kızar. Yok, margarin iyi değil. Niye? Bunu normal zeytinyağı, bir de etmesine yakın tereyağı koyacaksın. Tereyağı yanmasın diye yanlı mı? Margarin kılçığını yakıyormuş, öyle dediler. Öyle diyorlar ama o margarin şey yapıyor buna, koku yapıyor. Normal pişirirken pişmesine yakın üzerine böyle bir kaşık tereyağı at, o zaman güzel. Öyle de bakalım. Ama margarin de güzel oldu. İki vuruş teseppüsü yaptı işte. Bakalım. Biraz ısındı değil mi? Rüzgar bak, o hava sıcak normalde. Rüzgar bizi üşütüyor. Üşüttü. Bak şu an... İnat ettim şu rapalayla yakalayacağım diye de. Değiştireyim. Değiştireyim mi? Şuraya vurmadı mı? Vurdu da ya, alamadık ama değiştireyim dediğin gibi. Almış olmam lazımdı o vuruşa. Oklama için çıkalım. Tamam işte onları at. Onları illa vurur. Bakacağız şimdi. Baksana nasıl geliyor ya. Gerçek balık gibi geliyor aynı. Hızını biraz daha düşür onu. Hızını mı?
Akça Gölü'nde güzel balık aldık. Geliyor. Bir tık daha hızını yavaşlat. Öyle mi? Mükemmel geliyor da balığı mı kandırmıyor acaba? Ne yapıyor? Balık onu daha görmedi, görse. Güzel de balık yok. Montlarımızı giydik. Biraz üşüdük. Gölün üzerinde rüzgar esiyor arkadaşlar. Evet, öğleden önce bir tane balık alabildik. Şimdi tekrar şansımızı denemek üzere göle çıkıyoruz. Bize rast gelsin. Size iyi seyirler diliyoruz. Hep kayık hurdalığı burası. Her yerde kayık var. Arazinin her yerinde. İçine toprak koymuşlar, çiçeklik yapmışlar, ya bilmem ne yapmışlar. Geçen Cevdet burada yakaladınız bir kadar. 2-2,5 kilo var. İki tanesi böyle de bir tanesi 2-2,5 kilo vardı var. Sen yakalayamadın mı o gün? 3 tane falan yakaladım ben, ufak diye saldım onları. Son 3 tane öyle aldık. Öbürlerini saldım ben. Oklamaları dışarıya, burada kulübede pişirip burada yiyeceğim. Onu şimdi balıktan çıkacağım, pişirip öyle yiyeceğim. Burada kayık kiralıyorlar mı peki? Senin dediğin gibi kiralama var mı? Kiralarlar tabii. Sen orada ilk önce kooperatif var. Kooperatif de orada daha çok şey var. Kiralanıyor ha. Aha bak yakaladım. Aha turna mı o? Yok şey o, gümüş balığı. Gümüş balığı da, bu gümüş balığı denizde oluyor benim bildiğim. Tamam. Işte. Aynı denizdekinin aynısı bu. Aynı işte o gömme Mehmet Pörsel'in var ya. He. Buna bu ölmesin. Var ya. Ama bu denizdekinin aynısı ha. Aynı aynı. Tutum aynı böyle pahalı oynak oluyor ya. He. Aynı gömme öyle oynak yapar. Öyle mi? Şakır 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 hiç durmaz. Onu gördüğün anda hemen yanına gideceksin yani. Gidiyorsun ondan sonra at çek at çek. Vay anasını. Ben böyle doldurdum diyorum öyle. Yapma ya. Yani şu kayığı abartılı söylüyorum yani. Onun eti nasıl? Ha? Onun eti nasıl? Hepsinden iyidir o. Hepsinden. Öyle mi? Aynen. O yarım kiloyu geçmeyen dediklerin. Aynen. Yarım kilodan fazla büyük yakalayamadım da ağlardan aldılar diye söylüyorlar. Orada bir de şey varmış. Kara balık mı dedi? O yağlı balık. Ha yağlı balık. Kadife deriz ona. Kadife. Yağlı balık deriz. Burada da var o. Şimdi Haziran 15'inden sonra biz şeye bu mantarlı zevkine başlıyoruz. Kadife. Havanın şeyleri değişir. Turn left or turn right or look straight at the sun.
Arkadaşlarımızla birlikte hep beraber Akbel'e balığa çıktık. Şu anda turna mevsimi. Turna mevsimi biliyorsunuz bir ay önce açıldı sezon. Ve devam ediyor. Pörş'te serbest mi şu anda? Serbest abi. Pörş'te serbest fakat Sakarya bölgesinde sular tam ısınmadı ve göllerde ve derelerde sular yüksek olduğu için tam verim alamıyoruz. Özgür arkadaşımız bir tane güzel bir turna yakaladı. Bizlere kısmet olmadı. Oltalarımıza vurdu ama yakalayamadık. Yarın sabah inşallah şansımızı tekrar denemek için biraz daha erken geleceğiz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Videolarımızı izliyorsanız, beğenip kanalımıza abone olursanız bizlere destek verirsiniz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.